7 eşitleyelim. 2 ile 3 ile. Tüm paydalar eşit olacağı için artık paydaları yazmayabiliriz. Şunun çarpımından 4x gelir artı. Şunları çarparsak 3 eksi 3x eşittir. Sağ taraf x artı 1. 4x eksi 3x'ten x oldu. Artı 3 eşittir x artı 1. Şunlar sadeleşeceği için 3 eşittir 1 olur ama 3 1'e eşit değildir. Yani bu eşitliği sağlayacak x değeri bulunamaz. Bu da çözüm kümesinin boş küme olduğu anlamına gelir. Gerçel sayılarda çözümü yoktur. Doğru cevap E seçeneğidir. Eşitlik her x için doğruysa bu çözüm kümesi reel sayılar demektir. Öyleyse x'in katsayısı da 0 olmalı, sabit de 0 olmalı deriz. Şunu kullanacak olursam, 2k-8 eşittir 0'dan, k eşittir 4. Bunu şuraya yazacak olursam, 4 çarpı 4, eksi 2 çarpı m, artı 12 eşittir 0. Yani 2m eşittir 28'den, m eşittir 14 bulunur. K çarpı m de 4 çarpı 14'ten 56 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Şuradaki işleme göre x, 3x daha 4x tamam. 3, 1 daha 4, eksi 4 birbirini sadeleştirir gibi düşünebiliriz. Eşittir 8'den x eşittir 2'ye ulaştık. Tamam. Şimdi bir de şurayı kullanıyorum. Burada da 2y, 3y daha 5y, eksi y'den 4y gelecektir. Sabit sayılara bakalım. 2, bir de burada 3. Eşittir 23 dedik. Yani 4y eşittir 20. Dolayısıyla y eşittir 5. Şimdi artık k'yı rahatlıkla bulabilirim. Şurası k'yı bize verecek. K eşittir. En başta ne var? 1 eksi y. Arada eksi 2x var. Sonra x artı 3. Ve en sonda eksi 6 var. Peki bulduğumuz değerleri de yazarsak. Şurası eksi 4 olur. X yerine 2 yazınca şunun karşılığı da eksi 2 olur. O zaman eksi 4 eksi 2 eksi 6 yazalım. Artı 3 eksi 6. Bunun adına da istiyorsanız eksi 3 diyebiliriz hemen. Dolayısıyla sonuç eksi 9 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Şıklara baktığımda üçgen işlemini toplama ya da çıkarma düşünmeliyim. Çıkarma düşünürsem şurası artı olmalı ki her A için eşitlik sağlansın. Burası çıkarmaysa yuvarlak işlem bölme olduğunda işlem önceliğini dikkate alarak sıfır sonucuna ulaşmış oluruz. Olabilir diye sormuş. Bakalım bu haliyle şıklarda var mı? Üçgen eksi olsun istiyorum. Ardından daire bölme olsun istiyorum. Ve son olarak kareyi de toplama istiyorum. Evet bu haliyle gördük. Doğru cevap B seçeneğidir. A'dan elde edilecek kazanç şu ikisinin çarpımıdır. Dolayısıyla 6x artı 200'dür. B'den elde edilecek olan da bununla bunun çarpımıdır. 1,5'u biz 3 bölü 2 diye söyleyebiliriz ya. 3 bölü 2 ile 8x eksi 40'ı çarpalım. Kolaylıkla görebileceksiniz. 24x bölü 2 eksi 120 bölü 2. Yani 12x eksi 60. O zaman şuraya da 12x eksi 60 yazalım. Peki. Diyor ki A'dan elde edilen B'den elde edilenden 20 lira fazla. A'dan elde edilen eşitmiş B'den elde edilenden 20 lira fazla. O zaman artı 20 eklemiş oldum. Peki x'leri sağda toplayalım. Şu ikisinin sağda toplanmasıyla 6x yazabilirim. Sayıları da solda topluyorum. 200, 60 ekledim 260, 20 çıkardım 240. X buradan 40 bulunacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. A eşittir 4 iken şuranın karşılığı 6 olacak. Şunun karşılığı da 1 eksi 2'den eksi 1 olacaktır. 3 bölü 2 eşittir. 3x artı 6. 3x artı 6 bölü x eksi 1. X eksi 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x eksi 3 eşittir 6x artı 12. X'leri sağda sayıları solda toplayınca x değeri de eksi 5 bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Ahmet A'dan aldı. Toplam kaç lira ödedi? X'li terim olarak 2x var. Sabit değerleri toplarsak 50, 300 değil mi? 2x artı 300 lira ödedi. Peki Mehmet'e gelelim. O da B'den birer tane aldı. X'li terimlere bakarsak 3x, X'de burada 4x var.
Sabitlere bakarsak 40 eksi 30 10 oldu. 140 daha 150 oldu. 150 oldu. Diyor ki Ahmet Mehmet'ten x lira fazla ödemiştir. Yani 2x artı 300 eşittir 4x artı 150'nin x lira fazlası. Burada 4x x daha 5x 2x'i çıkarırsak 3x olur. Şunları da solda toplarsak sonuç 150'dir. Böylelikle x değerini 50 buluruz. B'de şarj kablosu kaç liradır? B'de şarj kablosu x eksi 30 liraydı. Bu da 50 eksi 30'dan 20 lira olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki tabelayı gördüğünde Tekirdağ 4x artı 36 var. 4x artı 36. 10x gidince Tekirdağ varıyorsa bu 10x'e eşit demektir. 6x eşittir 36'dan. X değeri de 6 bulunur. Demek ki yukarıdaki tabelayı gördüğü anda Çanakkale'ye işte bu kadar vardır. Yani 20x artı 110. Bu da 20x artı 110. 230 kilometre demektir. Şimdi 80 kilometre yol aldıktan sonra bu oldu. O zaman sorulan için 230'a 80 ekleyip cevabı 310 buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Alt sırada boyu x olanlardan 60 tane kullanıldıysa eğer, boyu 30 olanlardan da 60 tane kullanılmıştır. Şimdi denklemimizi kuralım. Üst kısımda 100 tane 30 santimlik kullanılmış. 100 çarpı 30. Bu 60 tane x, 60 tane x ve yine 60 tane 30. 60 tane 30'luk tuğlalarla da yapılabilmektedir. Eşitliği çözerken her terimden birer sıfır silebilirim. Yani terimleri 10 ile sadeleştirebilirim. 300 eşittir 6x artı 180. 6x eşittir 120 ve x eşittir 20 bulunacaktır. Anlıyoruz ki duvarın uzunluğu 100 çarpı 30'dur. Duvar uzunluğu diyelim. Duvar uzunluğu. Diyor ki bunu x'lik tuğlalar ile kaç tane tuğlayla örebilirim? O zaman cevabı bulmak için işte buradaki duvar uzunluğunu yani 100 çarpı 30'u neye bölmem gerekecek? Şuradaki 20'ye yani bir tuğlanın uzunluğuna bölmem gerekecek. Burada sadeleştirdim 5. 5 ile 30'u da çarptım 150. Doğru cevap B seçeneğidir.